Sosyoloji tarafında kaldı ama. Şey dedim, siz bir Türkologsunuz herhalde. Yok, sosyolog. Sosyolog, sosyolog musunuz? Evet. Edebiyat bilgim yok. Toplumsal. Evet. 1980 dönemini biliyorsunuz. Biraz politik bir soru olacak ama. 80 öncesi koşulları da biliyorsunuz. 79 o koşullara nasıl gelindiğini biliyorsunuz. Ve az önceki PKK'ya karşı savaşa bilir misiniz diye bir soru sordunuz. Seviyorsunuz, sevmiyorsunuz diye bir soru da sordunuz. Evet. 80 yılında Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nde Kürt dili ve edebiyatı diye bir bölüm açılsaydı. Sonuçta Türkiye'de 25-30 milyon Kürt yaşıyor. Sorun gerçekten bu cepheye gelen Kürt yaşıyor Türkiye'de. 25-30 milyon Kürt yaşıyor. Hemen kitabımı okuyacaksın. Hadi 2,5 milyon. Şimdi neden? Neden? Ben nüfus memuruyum. Nüfus memuruyum. 1965 Devlet İstatistik Enstitüsü'ne bakacaksın. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. 25 sene Devlet İstatistik Enstitüsü'nü incele lan. Burada zazalar yok. Bir tek Kürtler var. O zaman ben de Türk gözüküyorum. Dinlemiyorsun yavrum, beni dinlemiyorsun. Bak, Devlet İstatistik Enstitüsü senin şeylerini öğreniyor. Değil mi? Çerkez, Türk, Kürt. Etnik kökenli. Etnik kökenli. Biz görmüyoruz. Devlet İstatistik Enstitüsü. Yok, kanalca dolaşıyorum. Geliyorum, sizden soruyorum. Türk müsün? Yok, biz sormadık. Şimdi değil. Önce evet. 25'ten beri diyorum. 25'ten beri Devlet İstatistiği'nde bakacaksınız. Orada Kürt miktarı 4,5 milyondur. Zaza yok. Allah aşkına bakın, her yerde zaza var. Zaza bir kuşak. İşte yine başa döndük hocam. Bak. Yine başa döndük. Şöyle başa döndük. Ben zazayla Kurmancı'nın Kürt dili içerisinde ayrı bir lehçe olduğunu. Ama sana cevap verdiler, burada yaşlı adamlar, biz Kürt değiliz. O, sana kimle geçsin? Herkes eşine hediyedir falan diye. Şu söz var. 21 Mart 1923 günü Mustafa Kemal Paşa Mersin sahillerini dolaşırken yaşlı bir ihtiyara rastlıyor. Dede, sahillerimizi gezdim, dolaştım. Tüm yalıların Ermeni, Yahudi ve Rumlara ait olduğunu gördüm. Onlar bunları sen yaparken sen neredeydin? Paşam, ben Yemen'de bir gazide dövüşüyordum. Bugün durum nasıl? Onların çocukları PKK'ya vuruşu mu? Tansu Çiller, onu nerede askerliği yaptı? Yalısının önünde, hatırladınız mı? Denize dalma. Lan hiçbirinin çocuğu askerlik yapmaz. Cem Uzan Yahudidir. Askerliğini 37 yaşına kadar yapmamıştı. TMSF'ye para ödeyerek askerini kurtardı. Adın ne senin? Cumali. Cumali, sen gideceksin askere, PKK'yla sen konuşacaksın. Sorunu ayrı bir ele alsan, namazı da soğutabilir miyim? Seviyor musun? Sevmiyorum da, yani şöyle... Kastımız bu gibi harflere sen gideceksin, Yemen'e sen gideceksin. Yoksa bir ortak... Gitme Yemen, anan da şöyle diyecek. Gitme Yemen'e, Yemen sıcak dayanamam. Tam korusu, hocam sen cahilsin, uyanamam. Hem ezilen biz oluyoruz, hem hizmetten bağlılar. Yine ama senin de cevabın var. Peki bir şey söyleyeceğim. Senin Sivas'ta sıktılar, suyumuzu çıkardılar. Tokat'ta sıktılar, suyumuzu çıkardılar. Gönderdiler hep savaşlara, kökümüzü kuruttular. Ama sen ilk isyanı Sivas'ta başlattın. Ne isyanı bu? Köyde yapacaksın. Kim var? Nebzemiz bedeli kim alır? Şu anda bir İzmir'le bir Adıyaman'ı kıyas edebilir miyiz? İkisi de Türkiye'nin toprağı değil midir? O zaman bir Adıyaman'ı isyanı olsun. Celal şimdi... Peki bu Celal'leri öldüren kim? Kuyucaklı Murat. Duydunuz mu? Kuyucu Murat. Kuyucu Murat. Hani kuyuları atmayla... Kuyucuları atmayla... Girit Yahudisi.
Hocam sanırım biliyor musun? Ordu başkanıdır. Deri uyular kazarak cehali çocuklarını bastırmış. Ama sen tarihte okurken o dili bastırmıştın demiştin o zamanlar. Hatırlıyorum demiştin. Niye? Bizim kafamızı öyle şartlandırmıştı. Bizim şartlandırmıştı. Ayrıca öğretim tedrisatında o dönemlerde, 40'larda Hısır'la, Raşit'ler falan var, Hasan Ali'ler, onlar Sabatay grupları var. Onlar tarihi yazıyor. Onlar bu adamı üstün gösteriyor. Seni ne gösteriyor? Hain, isyan eder, devleti basar. O halde şimdi tarihinizi nereye çevireceksiniz? Tersini düzen. Bunun için ne yapacaksınız? Aydın sınıfın oradan Türkan'ın anatomisini okuyacaksınız. Tabii eleştireceğimiz yönleri de olacak. Aydın sınıfı. 2023 dergisi geliyor mu buralara? Evet hocam. Adıyaman'a geliyor mu? Tamam. Evet gidiyoruz. Adıyaman'a geliyorsa hemen ekip sayısını alır. Orhan Türkan'ın Türk Burjuvasi sınıfının yapısı. Evet. Çıkıyor bir şey diyorum. Bu köylüyü ve halkı sevmiyorum, nefret ediyorum. Bunların ne diyorsunuz, etmeyi şeyden cihazı yapıyorsunuz, süre et koyuyorsunuz. Sert mi? Yok, döner. Yok, döneri de kendileri olsun. İşte o ekmekli yuvarlak, lahmacunlar da kendisi, bıktık bunlardan diyor, def olsun. Size güzel cevap geldi. Beyaz Türkler dediler. Bizler de esmer türler dediler. Dedirttiler, bence onlara dediler. Onlar diyorlar, 500 yıldır. Kendilerini kendilerini kazanıyor. Mesela esmer türkü bir şey ya bunlar kendiler böyle dediler. Daha çok esmer türkü dediğim. Esmer türk bize de diyorlar. Ve Sabatay dedi, dedi. O da mahalle baskısı dedi. Yani beyaz Türklere karşı siyah Türklerin ayaklanması. Sen beyaz Türksün, hanımsın, giriyorsun, esmer Türksün, giriyorsun üniversiteye, başın kapalı, emir verin, giriyorsun artık, serbestsin. Sen şimdi üniversiteye girmeye başlayınca beyaz Türklere baskı yapacaksın. Senin mahalle baskındır. Tamamdan veya reayanın ellerine baskısıdır. Anladın değil mi? Anladım. Şimdi ama Malezya'da bunu yaptı. Mahalle baskısı en çok nerede var dedim gazeteciyim. Malezya'da kadınların bir burnu görülüyor. Ve ona 2023 dergisine cevap verdim. Modernleşme burun eti kıçını açıp her şeyini seksi hayatının kadının göstermesi ise yanılıyorsunuz. Gandhi baştan başa vücudu örtülü bir dini liderdi. Hindistan'da tek kurşun atmadan Hindistan'ı bağımsız etti. Neydi onun şeyin ismi? Satyagraha hareketi, gerçekçilik hareketi. Şimdi dedim Hindistan'ı idare eden hanımefendi dedim. Ayaklarına kadar örtülüdür. Hele İsrail dini devletinde dedim, şeriat devleti dedim, İsrail. Hepsinin başında takkeleri vardır dedim. Ama dedim, Malezya baskısı diyorsunuz ama Malezya Şükrü dedim, 24 yaşında Ekim'in 14'ünde uzaya çıkacak dedim. Modernleşme uzaya çıkmadır dedim. Kıçını bacağını açıp ortalıkta gezmek değil. Güzel cevabını verdim, gitti.